Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetimiyle bir araya geldi. Yaklaşan yerel seçimler öncesi özellikle muhtarlık seçimlerinde oy kullanabilmek amacıyla ikametgahlarını Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kazanlıpınar mahallesine taşımak isteyen iki grup arasında çıkan kavga ilçe nüfus müdürlüğünü adeta savaş alanına çevirdi. Elbistan ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen poşet board şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Arazi araçlarıyla çıktıkları karla kaplı Gerdek Yaylası'nda poşetler ve tahta kızaklarla kayan gençler gönüllerince eğlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarla kavşak konumunda olan kesimlerde belli tarihler arasında dronlu denetimler yapılacağını açıkladı. Dulkadiroğlu ilçesinde öğrenci servisinin buzdan dolayı kayarak halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kahramanmaraş'ta hava açık, en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 0 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.